Evet, bugün Kızılay'ın yeni çıkarttığı serisinden bisküvili sodayı deneyeceğim. Bakalım tadı nasılmış. Önceden hatırlıyorsanız kavunluyu denemiştim, mandalinalıyı denemiştim. Hala söyleyemesem bile mandalina. Mandalinalıyı denemiştim. Şimdi de bisküvilisini deneyeceğim. Bakalım tadı nasılmış. Ben bunu Migros'tan aldım ama kavunlusunu ve mandalinalısını Bim'den almıştım. Ay, tekerleme gibi ya. Neyse, bunu Migros'tan aldım. 6,5 liraya aldım altılısını. Bakalım tadı nasılmış. Çok merak ediyorum. Çünkü çok yorum yaptınız. Dene 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 dediniz. Şimdi de deniyorum. Buzdolabındaydı. Soğuk soğuk. Aa, şimdi açıyorum. Şöyle. Hemen bir tane aldım. Hemen gösteriyorum size de içindekileri ama önce bir ben bakayım bir. Konuşalım. Babam mamadı mamadı. Mikrofon şov. Şöyle. İçindekiler kısmı. Yalnız önünden önce ilk arkasını göstermem. Yani şöyle es alıp bakabilirsiniz. Şöyle. Şurada da gördüğünüz gibi %100 doğal. Şeyden yapılmış. Pancar şekerinden üretilmiş. Bakalım tadı nasılmış. Hemen açıyorum. İnşallah patlamaz. Heh, yok, patlamadı. Zaten hareket ettirmedim yani. Ay, çok heyecanlı. Bakalım. Yani sadece bisküvi de değilmiş. Portakallı, elmalı, aromalı. Yok, bisküvi aromalı. Göreceğiz. İçiyorum. Hakkınızı helal edin. Oo. Dur önce koklayayım bir. Aa, cidden. Kokusu şey gibi. Hangi bisküvi o? Ya var ya, uzun şöyle olan. Onun adı ne? Şöyle. Ya adını hatırlarsam şuraya yazarım veya markete gittiğimde bakarım. Tüketmediğim için. Onunla petibör arası bir şey. Yok yok, şey. Dur buldum. Eticin gibi. Eticinde de böyle bir portakallı bisküvili böyle bir koku olur ya. Onun gibi. Veya böyle daha lüksünü söylemem gerekirse. Ben bir kere şey yapmıştım. Bisküvileri denemiştim böyle pahalılı. Pahalıydı ama içine böyle aşırı çok vardı. Rossmann'larda, Makro Center'larda falan satılıyor. Ginger Things gibi bir şeydi. Ama zencefilisi ginger things olabilir. O orange things miydi acaba? Aa, şu an bilemedim. Neyse. Onun kokusuna da benziyor. Yani portakallı bisküvi kokusu. Veya şey, etinin portakallı diye bir bisküvisi vardı. Ona da benziyor. Böyle şeker kokusunu da alıyorsun. Ay, hemen tadına bakacağım şimdi. Çok merak ettim. Tadı nasıl biliyorsunuz mu? Bak şimdi. Al şeyi. O dediğim eti portakallı bisküviyi, yani çok 90'lar falan bilir o bisküviyi. Böyle üstü şekerliydi. Yani çok da bir şey kaybetmiyorsunuz gerçi. Hani yemedim falan diye. O yüzden üzülmeyin. O bisküviyle veya o pahalı dediğim içinde çok olan bisküviyle çocuk şurubunu karıştır. Hani şuruptaki böyle şeylik olur ya ilaçlarda. O etki de oluyor. Sanki böyle anneniz sizi hasta olmayın diye plastik, beyaz plastik kaşıkta sanki sizi zorla şurup içiriyor gibi. Yani ilk başta böyle bir kötü oluyorsunuz. Ay diyorsunuz. Ay anne, şurup içtim. Sonra da diyorsunuz ki aa, gazoz. Değişikli bir gazoz. Şimdi bak, devam ediyorum. Biraz daha içeyim de o tadı alayım. Ya bu bildiğiniz bisküvi içiyorsunuz yani. Bir bisküvi içmek bu yani. Başka bir şey değil. Bariz bir şekilde içtikçe sanki böyle bisküvi yemişsiniz de üstüne soğuk su içiyorsunuz gibi. Öyle bir hissiyat. Çok tuhaf ya. Gerçekten bildim. Aromaya basmışlar yani. Bunu puan verecek olursam da yani ne verebilirim ki buna? Ya aslında güzel. Ama bu şey ya, bir yiyeceğin yanında gidecek bir şey değil. Bu tek başına içilebilecek bir şey. Hani mesela diyelim ki çok sıcakladınız. Bunu tek başına içebilirsiniz ama bence bir yemeğin yanında gitmez bu. Yani bence benim görüşüm o. Ben mesela bunu yemeğin yanında tüketmem. Ama direkt mesela ay çok mu sıcak, ay böyle bir şeyler içeyim de hani limonata kafası, anladınız mı? Hani limonatayı da böyle ferahlama amaçlı tek içerseniz ya genelde. Gerçi ben yemeğin yanında da içiyorum ama hani genel olarak bu serinlemek için tek başına tüketilebilecek bir şey. Benim görüşüm. Yani güzel, güzel. 10 üzerinden de puanım ne olabilir buna? Eğer tek başına tüketeceksem 10 üzerinden yani bir 7, 7,5, belki 8 alır. Ama onun dışında hani yiyecekle bunu tüketmem. Hani bir daha alır mıyım? Bilmiyorum. Yani kavunluydu değil mi ben ilk tattım? Yani kavunu varken bunu almam gibi. O yüzden de hani alma puanı olarak da 10 üzerinden buna 5 diyebilirim. Hani ne alınır ne alınmaz. Ama bu
Benim görüşüm, eğer siz böyle hani portakallı bisküvi yani portakallı bisküvari o tatları seviyorsanız buna bayılırsınız. Buna gerçekten bayılırsınız. Bildiğin yani bisküvi içiyorsunuz. Onun dışında güzel yani. Beğendim. Hoş. İyi ki yorum atmışsınız, denemişim. Ama bu video kısa oldu. İçime sinmedi. O yüzden devam ettiriyorum ve bir tane de puding tarifi paylaşacağım. Çok değişikli bir puding yapacağım şimdi. Neyse bunu kapatayım. Buzdolabına koyayım. Ve tarifimize geçelim. Ve şimdi de Bim'e geçen günlerde gelen ve benim bir tanesini stok yaptığım Hindistan cevizi sütümden puding yapacağım. Şöyle hemen çok dikkatlice açıyorum. Ama aşırı dikkatlice. Şurasından. Önceden zaten bunun videosunu çekmiştim. Hatırlarsanız. Ben komple yırttım da şurasını. Ay şöyle göstereyim. Komple yırttım da şurasını. Meğersem yırtılmıyormuş. Böyle sadece kapak kısmı yırtılıyormuş. Ben de böyle asortikli dursun diye sadece o kısmı açtım. Şöyle çalkalayayım iyice. Şimdi yanımızda da puding var. Puding aslında suyla da gayet oluyor. Hatta benim YouTube'daki ilk videom bir puding tarifiydi. Onu galiba soy sütüyle yapmıştım. Ama gayet suyla pudingini hazırladığım, kekin üstüne döküp pasta haline çevirdiğim bir vegan pasta tarifim de var. Söylerken bile ağzım sulandı şu an. Şimdi sıvıyla puding oranı genelde 500 mililitrelik sıvıyla bir paket puding oluyor normalde. Ama ben o kadar kullanmayacağım için, o kadar sütüm olmadığı için 250 mililitrelik yani böyle yarım yarım olan pudingleri kullanıyorum. Çileklisini kullanacağım çünkü çileği seviyorum. Normalde çileğin kendisini hiç sevmem. Aşırı ekşi bulurum. Bence çok ekşi. Gerçekten çilek en ekşi meyvelerden biri olabilir. Bak beriler de öyle bence. Beri de şey bekliyorsun. Yani ne bileyim meyve sonuçta çilek yani. Çilekten bir tatlılık beklerken ekşilik gelmesi bana çok şey geliyor yani. Böyle hani nasıl diyeyim? Saçma da değil de hani tatlı bekliyorsun ya çileği. Ondan sonra böyle ağzın buruşuyor. Mesela limonu sevmemin sebebi gerçekten ekşi olduğunu biliyorum ve ekşi. Ama mesela çilekten onu beklemiyorum. O yüzden çileğin kendisini sevmiyorum ama hani mesela diyelim ki çilekli dondurmadır, işte çilekli pudingdir bilmem ne de hani böyle şekerle karıştırdıkları için tatlı. O tatlı tadını çok seviyorum. Ama işte gerçek tadı öyle değil maalesef. Şimdi ben kartturun pudingini kullanıyorum. Arkasında da size içeriğini şöyle göstereyim. Bunu 3 liraya mı 4 liraya mı artık 5 liraya mı öyle bir şey aldım hatırlamıyorum. Çok geçmiş gün aşırı eskiden aldım bunu. Öyle duruyordu hani tarif yaparım falan diye. İz miktarda uyarısı sadece bir uyarı. Gerçekten içinde yok. İz miktar, eser miktar hepsi aynı şeyler. Eser miktarla ilgili yazıyı da aşağıya yapıştırırım. Oradan okursunuz eser miktar vegan mı diye. Neyse. Şimdi. Vanilyalı sıcak sütte, çilekli soğuk sütte ben direkt soğuk yapacağım için çileklisini kullanacağım. Ama açamadı. Neyse ben ilk önce sütümü hazırlayayım ya. Dur. Şöyle birazcık da çalkalayayım ama. Etrafında tortular var. Bakalım bu şekerli nasıl olacak bilmiyorum. Bence şeker komasından gidebilirim. Neyse şöyle. İyice çalkaladım. Bu 250 mililitrelik ölçü de bu 280'miş. Şeyse içindeki süt. O yüzden şöyle ay taşırmadan çünkü kendimi biliyorum dökeceğim yani. Direkt dökeyim değil mi? Oyalanmadan. Oh. Döktüm. Aa şunu da açma yeri varmış şimdi gördüm. Çilekliyi de hemen dökeyim. Oh. Maşallah hocam maşallah. Ay çok güzel kokuyor. Of. Aa benim hatta bunun aynısıyla yaptığım benim bir topçuklu tarifim vardı tatlı. Şimdi kokusu burnuma gelince o aklıma geldi. Pudingle yapıyordum. Çok kolaydı. Bak onu da yaparsanız şuradan bir yerden çıkartırım. Mutlaka deneyin onu da. Ay bunun kokusunu duyunca aklıma geldi. Neyse şimdi burada da bir mikserim var. Ama sizin kulaklarınız mahvolmasın diye bu kısmı geçiyoruz.
Hemen ben de basayım orada. Evet, yeterince karıştırdığımı düşünüyorum. Şimdi de hemen bunu tabaklara alalım. Evet, şimdi geldik en sevdiğim kısma. Tadım kısmına. Yalnız mavi ile pembenin uyumu, bir de üstündeki morun uyumu beni benden aldı şu an. Çok heyecanlıyım. Şimdi hemen tadına bakıyorum. İnşallah çok tatlı olmamıştır. Ne olur olmasın ya. Çok korkuyorum aslında. Neyse, hemen kaşığı daldırıp tadına bakıyorum. Yumuşacık da bir şey olmuş. Şöyle kıvamını da göstereyim. Ve tadına bakıyorum. Hiç tatlı değil. Yani tatlı da böyle o kadar aşırı derecede şeker 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 değil. Yani böyle yutkunduktan sonra o şeker gelmeye başlıyor. Ama yerken güzel, bayağı güzel. Hatta hiç yani bu kadar güzel olacağını tahmin etmiyordum. Bayağı iyi oldu ya. Bin bunu sürekli satsa var ya, of, mekanlar keşfetse, bunun tabağını 10 liradan satsalar. İyi ya, vallahi iyi, güzel, beğendim. Kaliteli tatlı. Bayağı yani yedikçe yiyorsunuz ha, güzelmiş. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım, size de tatlış haberlerim var. Şimdi, iki tane güzel haberim var. Yani şimdilik güzel, bilmiyorum sonrasında ne olur da. İki tane güzel haberim var. Cumartesi günü size bir sürprizim var. İlk haberim buydu. Ayrıntısını şimdiden veremiyorum. İnşallah çok güzel olur. Çok heyecanlıyım. Aşırı heyecanlıyım. İlk haberim buydu. İkinci haberim de önceden bir video çekmiştim. Hatırlarsınız. Sizden sorular sormanızı istemiştim veganlıkla ilgili. Ondan sonracığımı sorularınızı sormuştunuz. Hatta ben de ekstradan üstüne soru ekledim. Bir röportaj yapacağım demiştim. Turay Mutlu ile yapacağım bu arada. Onu tam söyledim mi söylemedim mi hatırlamıyorum videoda. Tam o kısmında o kadar çok tekrar yapmak zorunda kaldım ki. Sürekli dilim dönmedi, dilim dönmedi. Neyse, o röportajı da gerçekleştirdim. Yani daha doğrusu sorular sormuştum. Cevapları gelecek. Onun haberini aldım. Onun videosu da çok yakında geliyor. Onun da videosunu çekeceğim. İnşallah haftaya onu da yayınlarım. Bu iki güzel haberi vermek istemiştim. Bir tane sürpriz haberdi. Bir tanesi de işte o videoyu söyledim. Öyle yani. Bakalım neler olacak. Cumartesi günü direkt o heyecanla video çekip yayınlayabilirim. Bilmiyorum, göreceğiz. Cumartesiyi bekleyin. Size o kadar diyorum yani. İnşallah güzel olur. Neyse, tatlı yedik, tatlı konuştuk. Buna da puanım 10 üzerinden 9. Tek kırdığım puan da ulaşılabilir olmaması. Bir daha o Hindistan cevizi sütüne ulaşamayacak olmam. Ama onun haricinde yani Hindistan cevizi sütü tarifim de var. Onu da şuradan ulaşıp yapıp puding yine yapabilirsiniz. Sudan da puding yapabilirsiniz. Her türlü yaparsınız yani pudingi. Ama bu da ayrı lezzetli oldu. Neyse, bugünkü videoda böyleydi. Yarın başka bir videoda görüşürüz. Bay bay.